şuraya çıkamıyor da. Tekrar açtım mı? Şimdi bunu öğrendik. Elimizde böyle bir iş var. İlk ders biraz anlattım. İki tane kalem alayım. Bir tane var bende. Şimdi bu bir koordinat sistemi. Bu koordinat sistemi şöyle X, Y, Z. X, Y, Z koordinat sistemi elimizde var. Bu X, Y, Z koordinat sisteminden başka bir koordinat sistemine dönüşüm yapacağız. Neden? Çünkü bu telefon burada çizilmiş ama benim elimde duruyor. Elimin orijini burada. Elime göre nerede? Ki koordinatı belli olsun. Sonra beni uzayda yerleştirip, aynısı bir de benim için geçerli, ekrandaki çıkması gereken yeri bulacağız. O yüzden dönüşüm gerekecek. 3 boyutta. Ya da 2 boyutta. Bu 2 için şöyle bir koordinat sistemi var. Şimdi şu nokta kaç bunun koordinatı? 5, 5. 5, 5. Şimdi 2, 10. Başka bir şey. Şimdi benim bu ve bunun bilgisini bulup 5, 5'i biliyorsam burada kaç olduğunu bulmamı sağlayacak bir tane formül lazım. Bunun için şurada eksen var ya, bu eksende şu unit vektörlerin her birinin x'ini ve y'sini bilmem lazım. İkinci kısmındaki unit vektörlerin birinci kısmındaki değerlerini bilmem lazım. Eğer biliyorsam dönüşümü yaparım. Yani ikinci kısımdaki şey u ve v. Tamam mı? U, v unit vektörü ama. Yani boyu 1. Boyu 1 olmasının avantajı ne? Kosinüs dediğin zaman şak x komponenti kosinüsü zaten. Yani normal bir vektörün x komponenti kosinüsü değildir. Telefonda gösteriyoruz bilmiyorum ama. Ama unit vektörün x komponenti şeydir, kosinüsüdür. Y komponenti sinüsüdür. Şimdi bu nedenle şu UV koordinat sistemindeki karşılığını bulmak için herhangi bir şey, noktanın, herhangi bir noktanın veya bir sürü noktanın, bir sürü nokta için bir sürü tekrar edeceksiniz. Dönüşüm fonksiyonunu, dönüşüm fonksiyonunu söylemen lazım. Dönüşüm fonksiyonu da rotation. Bir translation işi var. Yani bu noktanın, siyah noktanın şu noktanın, tamam mı? Şunundaki değerini bulmaya çalışıyorum. Bunun bundaki değerini bulmaya çalışıyorum. O zaman şunların bundaki komponentlerini bilmem lazım. Onlardan maddi oluşturursam ve rotation uygularsam bulurum. Anladık mı? Ama bu ikincisi başka bir yerdeyse bu kağıtı gelmez. Önce bunu orijine taşıyacağım. Sonra dönüşüm bir şey yapacağım. Sonra geri taşıyacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Dolayısıyla transformations between coordinate system dediğin zaman şöyle bir coordinate system varsa elinde UV'li. Önce onu orijine taşıyacaksın. Rotation'ı bulacaksın. Sonra geri taşıyacaksın. Neyi taşıyacaksın? Üçgenin noktalarını. Bir üçgen olacak ya, bir inek olacak ya, bir şey olacak, kedi köpek. Onları taşıyacaksın. Döndüreceksin, geri alacaksın. Sayılarını. O zaman diyeceksin ki bunlar yeni koordinat sistemindeki karşılıkları. Ya da tersi. Birinden diğeri, onlar olan. Alternate metot dedi. Nedir? Teta kadar döndürmen gerekiyor aslında. İşte o tetanın karşılığı bu matris.
affine transformation'lar bahsettiğim gibi x prime eşittir ax artı a'ye ax artı b'ye artı c şeklinde olan, y prime da dx artı e'ye artı f şeklinde olan dönüşümler. Birinci derece. Birinci derece artı constant. Burada paralel hatlar paralel kalıyor. Finite pointler finite olarak kalmaya devam ediyorlar. Rotation, scaling, reflection, shear bunlar affine oluyor. Daha değişik bir yöntem var. Kendi başına ciddi bir konu. Bu ciddi konu bizi çok ilgilendiriyor aslında. Bu ciddi konuda şöyle bir şey var. Raster transformation'lar. Bunlar başlı başına güzel, challenging ve oyunlarda çok geçen şeyler. Bir tane gülen yüzü döndürmeniz gerekiyor. Gülen yüzü matematiksel uzayda döndürüp bu bahsettiğimiz matrislerle tekrar sample quantize edebilirsiniz. Ama bu adam zaten bir resimse, ben bir resmi döndüreceksem, bu adam zaten quantize edilmiş. Ben tekrar bunun modeline gidip, model uzayına gidip orada döndürüp tekrar sample quantize niye edeyim? Ulan şey var, image var zaten. Mona Lisa'nın resmi var. Ben Mona Lisa'nın resmini döndüreyim o zaman. Mona Lisa'nın 3 boyutlu modeli yok çünkü ben veya 2 boyutlu da yok. O zaman ben pikseller üzerinden çalışabilirim. Pikseller üzerinden çalışırken her pikselin önceki sonraki yerlerini bulmam lazım. Bu dereceli dönüşlerdir. Yani 17 derece döneceğim dediğin zaman sıkıntılara yol açabilir. Hani Photoshop'ta döndürüyorsunuz ya resmi. 17 derece döndürdün. Çünkü her önceki pikselin karşılığına yeni bir piksel gelmez. 90 derece döndürmek sorun yok. Çünkü pikseller kare diyorsun, direkt dönüyor. Teveşir fırlatacağım. (90 derece döndürdüğün zaman sıkıntı yok. 45 derece döndürdüğün zaman kısmen var. 180 derecede problem yok, 360'da problem yok. Ama yine döndürebilirsin. Kötü de olsa döndürebilirsin. Bu şekilde işlemlerin ekran uzayında yapılmasına, daha çok image processing şeklinde yapılmasına raster metot deniliyor. Özellikle translation konusu çok önem taşıyor. Bir grafiği mesela hızlı bir şekilde ilerleteceksiniz. Bir oyun yaptınız. Buradan buraya sizi yakalayacak böyle kovalamaca, Pac-Man tarzı oyunlarda. Komple raster'ı taşıyorsunuz. Yeniden çizim falan yok. O raster hazır. O bloku taşıyorsunuz ve bunu ekran kartında gerçekleştirebiliyorsunuz. Blok move'la memory'nin raster'ın bir yerinden bir yerine aldığınız zaman translation oluyor yani. Daha mı avantajlı? Tabii ki daha avantajlı. Şöyle avantajlı, interaktif olarak hızlı oluyor ama sample quantize önceden yapılmış olması lazım. Yani onu bitmap olarak bir daha değiştirmeyecek şekilde tutuyor olman lazım. Scaling de öyle, küçük büyük. Hatta bunları önceden tanımlarsın. Mesela adamı küçülteceksin değil mi %50? Adamın %50 küçüğünü önceden yaparsın, memoride durur. Onu kaldırırsın, küçük adamı koyarsın, scale ettim onu. Yani bir bitmap'ten diğer bitmap'e geçebilirsin. Bunlara raster metotlar deniyor. Oyunlarda en çok kullanılıyor. Hocam sprite'den falan var. Sprite dediğimiz zaten translation yapılan işte raster transformation. Sprite yani sonuçta. Esas şey. Adı. Translation için olan adı sprite. Sorusu olan? Şimdi görüntülemeye baktığımızda ekranda bir şeyler göreceğiz. Bu gördüğümüz şeyler uzayda olan şeyler. Burada viewing nedir? Window to viewport transformation, windowing transformation'lar konusunda bilgi sahibi olmamız lazım. Özellikle şu çok önemli. Elimizde bir tane dünya koordinatlarında uzay var. Bu dünya koordinatlarındaki uzay, işte odanın köşesi 0, yan tarafı 5 metre falan gibi bir şey olarak düşünülmüş. Ben böyle bakıyorum, gördüğüm ekranın kenarı sıfır. Gördüğüm ekranın kenarı sıfıra ayarlamam lazım ve her şeyi görmüyorum. İki boyuttan bahsediyorum. Üçlü de aynı ama şu an iki. Yani bir teknik çizimim var. Sınıf yoklama listesi var. Sınıf yoklama listesinin belli bir kısmını ben görüyorum. Bu world coordinate burası ama screen coordinate başka bir yer. Device coordinate'lara şey yapmıyor. Burada bir transformasyon gerçekleşiyor ve ekranda yeni piksel koordinatları bulman lazım. Bir kere özellikle düşünürsek burada
floating point sayılarla çalışıyoruz. Burada ise integer'a dönüştürüyoruz en son sampling'den sonra. Integer'ları bulmamız gerekiyor. 1024, 768 koordinatında bulmamız gerekiyor. Burada dönüşüm şu aşamalarda gerçekleşiyor. Önce ortamı oluşturuyoruz, world coordinate oluşturuyoruz. Bunlar modeling uzayından, modelleme uzayından yerleştirme sırasında. Mesela telefon 0505. Bundan iki tane koyacaksın. Model kütüphaneden aldın. Tuttun mouse'la bir yere götürdün. World koordinatlarında koordinatları değişti. Model uzayında koordinatları 0505'ti ama world'e taşındı bunlar. Tak buraya geldi. Bir tane daha copy paste yaptım. Tak bir tane daha geldi. Tak bir tane daha geldi. 3 telefon oldu. Bunların daha sonra ekrana basarken bir yeri window olarak göstereceksin. Sadece onlar çıkacak. Onun ekrandaki koordinatı da farklı bir integer'e karşılık gelecek. İlk başta yaptığın telefonları yerleştirmek. Ondan sonra world koordinatlarından viewing koordinatlarına getireceksin. Viewing koordinatlarından ise gene floating point'te sıfırdan window max'a kadar. Window'un da diyorsun ki sıfırdan 30 santime kadar. 0-30 santim ama santim. Şey değil. Piksel değil. Santim. Çünkü 30 santimin 30.1 santimin de olabilir. Santim. Daha sonra 30 santime 1 olacak şekilde normalizasyon yapıyorsun. 0-1-0-1. Daha sonra 1024-768 çarpıp integer'ler buluyorsun. Bir de integer'e çeviriyorsun. Önce bir normalizasyon yapıyorsun 0-1 arasına. Ondan sonra tekrar device koordinatları. Eğer cismi döndürmek istiyorsan rotation, translation, scaling hep burada yapıyorsun. Sürekli şu işlem graphics pipeline'da yapılıyor. Örnek olarak elinde window'un var. Bu window'un XWYW koordinatına sahip gerçekte. İşte santim olarak. Viewport'ta ise bunun sıfırdan 30 santime kadar bir karşılığının olması lazım. Yeni koordinat değerleri buluyorsun. Bunun için de window max, window min arasında işte x window'dan bunu çıkartıyorsun. Aradaki oranı da scale ediyorsun. Bir scale var. Bir de minimum var. Minimum'a scale kadar aradaki farkla eklediğin zaman yeni değerini buluyorsun. Hem x hem y yönleniyle. Anladık mı? Bunu tatmin olmuyorsun bununla, bir de 0-1'e denk getiriyorsun. 0-1'e denk getirdiğin zaman şöyle bir workstation ekranı da olabilir, iki workstation ekranı. Şu anda desktop'ınız neydi? İkili. İkili desktop var. İki monitörlü desktop. 0-1-0-1. İçerideki cisimlerin, her bir üçgenin köşesinin 0-1 cinsinden floating point değeri oluyor. Bu floating point değeri bu device'ın pikseliyle çarptığın zaman tak bulabiliyorsun. Piksel değerini bulabiliyorsun. O pikseli siyah yapıyorsun, beyaz yapıyorsun, mavi yapıyorsun. Bu şekilde farklı monitörlerde çıkabiliyor. Veya monitörünüzün oranını değiştirdiğiniz zaman görüntü gene aynı çıkıyor. Boyu. Mesela tableti olanlar, iPad 2'si veya onun üstünde 2, 3, 4 olanlar Air Display diye bir uygulama var. iPad'inizi şey olarak kullanmak için, monitör olarak kullanmak için. Onu uyguluyorsunuz, laptopunuzun yanında bir de iPad'i koyarak monitör, extended desktop yapabiliyorsunuz. Ama eğer retina display ise 3000'e 2000'lik bir ekran ama küçük, 10 inç. Her şey küçücük çıkıyor. Okuyamıyorsunuz web sayfasını. Bir modu var onun, şeyi retina display'e göre scale etme diye. Etme derseniz normalize kullanıyor. Display'iniz ne kadar retina'da olsa sizin laptopunuz boyunda bir ekran oluşturmaya çalışıyor. Yani lot sparinç olarak. Ona göre scale ediyor. Normalde daha büyük çiziyor ama her şeyi aslında aynı, siz aynı görüyorsunuz. İsterseniz burada bırakayım. Bir daha sonra konuşacağım.